Mert, sezon başında katıldın takıma. Bu sene Bursa Spor hedeflerinden oldukça uzak kaldı. Öncelikle bu 20 haftalık süreci değerlendirir misin? Vallahi benim için iyi bir süreç, yani güzel bir süreç. Herkesle iyi tanıştım. Takım olduk. Şimdi bu yeni süreçte yeni antrenörle tabii daha disiplinli olduk. Daha hedeflerimize daha yönelik olduk. Yani iyi iş çıkarıyoruz. Antrenmanlarda da daha iyiyiz. Yani daha konsantreli antrenman yapıyoruz. İşte şimdi bayağı bir toparladık diye düşünüyorum. Geçen maç şimdi Erzurum'a karşı çok iyi futbol oynadık. Maalesef gol eksikti işte. Onu da yapacağız, onu da başaracağız. Böyle devam giderse iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Seni geçtiğimiz sezon Antalya Spor'a aldıran da Tamer Tuna'ydı. Evet. Bursa Spor'da da Tamer Hoca'yla birlikte çalışıyorsunuz. Aynen. Nasıl bir ilişkiniz var Tamer Tuna'yla? İyi ilişkim var ya. Orada da zaten bir 7 haftalık hocamdı. Sonra maalesef gitti işte. Yani hep iyiydik, iyi anlaşıyorduk. Güzel ekip zaten. Ekip hepsi çok iyi insanlar. İyi yani. Bu hafta zorlu bir Eyüpspor maçı var. Onların da şampiyonluk hedefi var. Kadrolarına evet. Önemli oyuncular takviye ettiler. Neler söyleyeceksin? Ya biz onları tabii analiz falan yapacağız da biz daha çok kendimize bakacağız. Çünkü daha iyi işler çıkarmamız lazım. Yani kendimize baktığımız zaman daha iyi oynuyoruz diye düşünüyorum. Onlar tabii güçlü takım ama biz öyle şeylere hiç bakmayacağız. Hedefimiz o kazanmak, %100 kazanmak istiyoruz. Böyle maça gireceğiz. Mert, ligde istediği konumda olmayan biri Bursaspor'dan bahsediyoruz. Bir futbolcu olarak bunun nedenini ne olarak görüyorsun? Ya onun nedeni tabii biraz bazı şeylerle, yani olumsuz şeylerle uğraştık bazen. Ama yani onları artık kafamızdan çıkardık. Burada hep yeni ekiple, yeni antrenörlerle daha bir yere geleceğiz. Buna inanıyorum. Öbür hepsini kafamızdan çıkarmak, hiç düşünmek bile istemiyoruz. Bursa Spor'un hedefi ne olacak bu sene? Bu sene tabii şimdi gelecek maçlarda hepsini kazanmak istiyoruz. Yani hiç iyi futbolla, gollarımızı atarak, defansta iyi durup, iyi maçlar çıkarıp hep hedefimiz o yani. Maçtan maça bakacağız. En üst seviyeye kadar çıkmak istiyoruz. Bir oyuncusun. Bursa ve Bursa Spor'la ilgili hedefin, fikrin, projen var mı? Yoksa misyon tamamlayıp Antalya Spor'u mu dönmeye planlıyorsun? Ya oraları açıkçası daha düşünmedim. Hani geri gideceğim oraya %100 falan diye onları düşünmedim. Ben Bursa Spor'u çok seviyorum. Taraftarı olsun, stadı olsun hepsini. Yani aşık oldum diyebilirim. Güzel bir şehir. Çok beğendim de yani. Takım arkadaşlarımla Allah razı olsun hepsi çok iyi insanlar. Ben şimdi burayı düşünüyorum. Geleceği daha düşünmüyorum. Tamer, her hafta farklı bir kaos yaşanıyor Bursa'da. Futbolcu olarak bunlardan etkileniyor musunuz? Kendinizi nasıl rehabilite ediyorsunuz? Ya etkilendik ilk başta belki. Çünkü yani ben öyle hissettim. Çünkü benim daha çok tecrübem yoktu bu şeylerde. Ama yani onlardan da öğrendik. Şimdi daha iyi bir yani hissimiz var. Olsa bile kaos hiç takmayacağız. Yolumuzun önüne bakacağız. Böyle maçlara çıkacağız yani. Tamer Hoca ile istenen başarı sağlanacak mı? Sağlanacak. Mert, Bayern Münih gibi, Leipzig gibi camialarda yer aldın. Evet. Oradaki Bursa Spor da altyapısıyla meşhur olan bir cami, altyapı eğitimiyle. Evet. Oradaki altyapı eğitimlerini Türkiye ile kıyasladığın zaman ve Bursa ile kıyasladığın zaman ne gibi farklılıklar gördün? Ya farklılıklar genelde Almanya'da işte belki disiplin olarak ve belki böyle bilim olarak belki daha tecrübeliler de, ama yani bence hele Bursaspor, yani Bursaspor'un altyapısı çok iyi. Bunu yani çıkan oyunculardan da belli oluyor. İşte Almanya tabii en iyi liglerden biri orada, yani Bundesliga gibi takım. Ama yani Türkiye'nin başaramayacağı bir şey değil. Türkiye'de yapar yani. O hiç şüphem yok. Olur yani. Var mı arkadaşlar? Son olarak taraftara vermek istediğin bir mesaj var mı? Taraftara tabii bize inanın. Biz %100'ümü veriyoruz. Ve daha da vermeye çalışacağız. Yapacağız bu işi. Bir playoff sözü verelim mi? Veriyorum. İnşallah. Allah'ın izniyle böyle bu ekiple devam giderse, böyle konsantre olup devam yaparsak olacak. Var mı arkadaşlar soru? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.